Şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. İki gündür Simon'un bir sıkıntısı vardı. Oynamamasını karar verdi doktorlar. Çok derin bir rotasyonumuz olmadığı için yine Luis'i oraya çekmek zorunda kaldık. Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi savaştık, mücadele ettik. Fakat yaratıcılık olarak sıkıntılarımız vardı. Gol atamadık. Sonra çok güzel bir gol attık. Fakat 10 kişi kalan takıma mağlup duruma düştük. Sonradan soktuğumuz kaliteli ayaklar maçın sonucunu çevirdi. Yani kazandık. Ama tabii burada eksiklerimizi de görüyoruz. Kasımpaşa maçında gol atamadığımız için şanssızca yenilmiştik. Bu maçta da yani kötü oynayabiliriz. Ama mücadeleden ödün vermedik. Çok iyi savaştılar oyuncular. Mücadele ettiler. Yani yaratıcı kısmında zaten sıkıntılarımız var. Rotasyon kısmında da sıkıntılarımız var. Ama sonuçta maçı kazandığımız için mutluyuz. Türkiye'de Emre gibi oyuncular artık az yetişiyor. Hem karakter bakımından hem de yetenek bakımından. Yani Emre çok büyük bir karakter. Daha önce de söyledim, Volkan da çok büyük bir karakter. Fenerbahçe için bunlar şans. Bunların kullanılması gerekiyor her zaman. Yani yetenekli oyuncu oyunun kaderini her zaman değiştirir. İsterse yaşı 40 olsun, isterse 20 olsun. Benim için hiç fark etmiyor. Ben Emre'nin oynamasını istiyorum ama Emre yani çok yoğun işleri. Emre bütün sorumluluğu aldığı için yoğun, antrenmanları az çıkıyor. Bizde çok çalışamıyor, çok uyuyamıyor. Fenerbahçe için planlamaları yapıyor. Gelecek senenin planlamalarını yapıyor. Yani bizim takımımızın bir planlamaya ihtiyacı var. Çünkü sizler bunları görüyorsunuz. Yani biz işte Hasan Ali'yi oynatmaya çalışıyoruz. Sakatlığı var. Dirar'ın sakatlığı var. Oynatmaya çalışıyoruz. Hasan Ali'yi çıkardığımızda sağ açığımızı sol beke koyuyoruz. Yani bu tür sıkıntılarımız var. Seneye bunların olmaması lazım. Fenerbahçe çok büyük bir camia. İnşallah ya daha iyi bir planlama yapılır. Ama bizim 5 maçımız var. Biz bu 5 maç için en iyisini yapmak istiyoruz. Yine Mehmet Ekici'yi kaybettik. Geri'yi kaybettik sarı karttan dolayı. İşte Simon'un durumu belli değil. Genç arkadaşlarımızla onu da söyleyeyim. Genç arkadaşlarımız, 4 tane genç arkadaşımızın bugün üniversite sınavı vardı. Onları kadroya alamadık. Yani çok eksik bir kadroyla çıktık. Ama dediğim gibi oyuncularımız yani iyi oynarlar, kötü oynarlar. Onlar problem değil. Fenerbahçe için savaştılar. Savaşın sonunda inananlar kazanır. Biz de kazandık. 65. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin herhangi bir baskısı veya şeyi yoktu, pozisyonları. Ama 65. dakikada 10 kişi kaldığımız pozisyon en önemli pozisyon. Bence kırılma anıydı. Gökhan'ın hava topunda, Emre ile çıktığı hava topunda ikinci sarı karttan atılması bizce çok ağır bir karardı. Bu kararın doğru olduğuna ve doğru bir karar olduğuna inanmıyoruz. Gerçekten saçma da buluyorum. Nitekim şöyle saçma buluyorum. İkinci sarı kartın VAR'a gitme kurallar içinde yokmuş. O yüzden gitmesi gerektiğine inanıyorum. Böyle bir kural olmaması lazım. Neden? Çünkü 10 kişi kaldı bu takım. Skoru koruyamadık. Skoru korumak için elimizden gelen mücadeleyi yaptık mı diye sorsanız, ya yapmak için elimizden geleni yaptık ama gollerde biraz da şanssızlık diye düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz bir şekilde üzgünüz. Çünkü bu maçtan alacağımız bir puan bizi konum olarak daha rahat bir pozisyonda taşıyabilirdi. Hele 3 puan alsaydık zaten ligde kalma umutlarımız çok daha iyi olabilirdi. Ama o Gökhan anlatmış. Gökhan demiş böyle böyle. Bir şey demiyor ama Gökhan çıktıktan sonra mı demiş acaba? Orada dese atılmayacak. Ben dedim demiş. Gökhan. Tabii. Ha, bak evet. Gökhan diyor ki. Şimdi iş değişti. Bak hakikaten bazen biz de şey olmadan her dakika konuşuyoruz. Tebrik etmek hocam, gerek. Emre Belezoğlu'nun bir şey dediyse tebrik etmek O zaman gerek. Ne oluyor peki? O zaman başka bir şey var abi bu işin içinde. Bak bu işler daha büyük sıkıntı işte. Yani ben hakem olsam, hocam pozisyon böyle oldu da yanlış gördüm. Bu neye benziyor biliyor musun? Bazen biliyorsun penaltı değil diyorlar. Bu bilgiyi de alttan yazın diyorlar. Çocuklar. Hakem iptal ediyor. Bir de hakem konuşsa be. Bir de hakem konuşsa. Ah hocam işte onu söylüyorum. Bana Emre geldi atma dedi. Değmedi dedi attım dedi. Lan bir tane de çıkın lan. Çıkın konuşun. Bak. Bütün yollar size çıkıyor. Çıkın. Eğer Emre açıklama yapsın. Ve MHK'nin yerinde olsam şu anda açıklama yaparım.
Hakemle konuşurum. Buraya bağlanırım veya başka televizyona. Kardeşim söylenenler bunlar. Öyle bir şey var veya yok. Veya da olayın aslı bu derim. Olur. Hadi ya. Futbol değil ki, hakem konuşuyoruz yani. Hocam o kadar futbol çok konuşulması gereken ama söz var ki. Bunu kim yapacak hocam abi, bu açıklamayı merak eden? Federasyon yapacak. Yazıyorsunuz değil mi alt yazı olarak çocuklar? Zekeriya yapmayacak. Zekeriya öğrenecek, federasyon yapacak. Tamam. Veya federasyon öğrenecek, federasyon yapacak. O da izin yapacak. Verecek, doğru mu? Federasyon yapacak. Hayır anladım, o da izin verecek. Diyecek, konuşacak. Buyurun bunu açıklayın federasyon. Önünü açacak. Tabii. Diyecek ki federasyon, kardeşim böyle bir olay var. Tabii. Zekeriya konuş, bana bildir, ben açıklama yapacağım. Evet, doğrusu o. Zekeriya açıklama yapamaz. Federasyon yapar açıklama. Biliyorum, o yol verecek, tamam diyecek yani. Konuştum, ya git öğren diyecek, bana aynen söyle diyecek ya. Bu kadar basit. Hadi buyurun. Emre bunu söylediyse ve hakem de yapmadıysa... Kulüpten gelen bilgi bu. Bak Emre bunu... Bir de Emre'yi ben tanıdığım için şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Aynen. Söyledimse söyledim der, söylemedimse söylemedim der. Böyle bir adamdır yani. Olur, söyler. Aman esasında şöyle oldu da bu... böyle oldu da kıvıracak bir adam ya değil. O zaman... Şimdi yani eğer bunu söylediyse... Bu daha dramatik o zaman. Ve hakem buna rağmen ikinci sarıdan Gökhan Töre'yi attıysa... O zaman bu bizim bak... programın başından beri konuştuğumuz, hatta haftalardır konuştuğumuz organizasyonu organizasyonu gözlerimde seviyor. Senin yanında hakem, zaten onu söylüyor işte. Futbolcu bilmem kim varsa, kim yapıyorsa Allah çarpar dedim. Çok net, hala arkasındayım lafı. Kusura bakma. Ya hocam. Yani... Tanımıyorum. Geldiğimiz nokta bu. Sözün bittiği İnanılmaz yer İnanılmaz bir şey ya. Bu organizasyonu ortaya çıkartan bir şey esasında. Doğru. Bu organizasyonu ortaya çıkartan bir durum bu. Yani sen ne yaparsan yap. O zaman... Kardeşim Gökhan Töre sahanın en iyi oyuncusu. O ana kadar da öyleydi. O ana kadar da yeni Malatya'da en iyi oyuncu. Sen bir şey daha söyledin orada. Yukarısı değil aşağısına bakın sen diye. Sen ne yaparsan yap. Yani ben doğrayacağım baba diyor. Emre aşağıya. Evet. Aşağıya dizayn. Evet işte o takımlar da belli. Hani doğranacak takımlar da belli zaten. Şimdi tabii bunların hepsi bir açıklama gerektiriyor. Ya. Cevap hakkı da var. Yani insanların konuşması, açıklık getirmesi, şu çizgiye çizdik. Yani garip bir çizgi çıktı ortaya ya. O yani zaten var bana, ya, çizgiyi, yani şuraya çizgiyi bak ya. İzah edemezsin zaten. Şunu ya. Nasıl izah edersin? Bunu izah ediyor. Gösteriyor, gösteriyor. Hani fotoğraf halinde gösteremiyor musun? Fotoğraf olsa bile gösteremiyor. Bak işte böyle ya. Bak bu böyle geliyor. Böyle bir açı olabilir mi ya? Ender bak abi, bu ceza sahası şu. Ceza sahası ön çizgisi, bu offside çizgisi. Bununla aynı paralelde olan perspektifte orta saha çizgisi bu. Bunlar birbirine paralel. Bu basit bir geometri ya. Çok basit. Bu niye böyle? Bu çizgi niye böyle? Sosyal medyada çizmişler zaten. Şu an net niye olarak görüyoruz. Zaten gözden görünüyor. Zaten hani. Ama hayır. Belki bir açıklaması vardır diyorum. Biz yanlış biliyoruz. Biz o bilemiyoruz. O zaman aydınlatsınlar bizi abi. Bizi aydınlatsınlar diyorum. Bu niye böyle? Var mı bir açıklaması? Hocam bunu söyleyecek tek hakem. Şey tek adam hakem ya. Bana Emre geldi söyledi. Bunu yüzünden çevirmedim. Bana Emre böyle bir şey söylemedi attım. Vallahi ben hakeme inanmam. Ben Emre Belezoğlu'na inanırım abi. Hakem bana dese ki Emre bana böyle bir şey söylemedi. Vallahi billahi ben hakeme inanmam. İnanmam abi. Tanıyorum dedi. Emre İnanmam abi. Ben Emre Belezoğlu'na inanırım. Söylemişse Emre yapar. Benim de arkadaşım söylemişse yapar Emre. Demişse demiştir ha, yani. Demedi de demedim kardeşim der çıkar işin içinden. Yok. Ha demedim der çıkar işin içinden, anladın şey mı? Demez. Yani. Dedim demedim. Aynen öyle. Ben öyle katılıyorum ona. Vallahi. Yani. Her hafta hakem hata. Bir yaşıma daha girdim. Vallahi billahi ben de. Vallahi korkunç bir şey ya bu. Korktum ya. Vallahi korktum ya. Hakemi konuşuyorum. Yemin ediyorum korktum. Abi nasıl bir şeyle karşı karşıyayız ya? Skora etki etmesin. Hakemleri konuşuyoruz tamam da skora etki ettiği zaman daha farklı boyuta geliyor. Emre çocuk sahayı terk ettikten sonra hakeme gidip söylemesin bunu. Yok yok. Ama vaktiyle söylemiştir orada, ya. Orada Gökhan'dan da konuşması var zaten tabii. Biz şey yapamıyoruz ama orada ya var zaten bir konuşması var. Son yıllarda var belki hakem hataların çok olduğu bir sene. Abi mesela VAR'a bile gitmedi bak, abi. Son yıllarda... Hiç. VAR'a bile gitmedi hocam. Sonra, ama ne? Sondan mı? Pardon. Son yıllarda hakem hataları oldu. Hani ya bazı takımlar oldu ama bu hocam, kadar çoklu takımlara şey. Bak. Tabii ki olacak. Hata, İnsanız yanlış, hata yaparız. Tabii ki. Yani şimdi bak hata istemeden yapılan bir olay zaman zaman oldu. Ama bilerek yanlış yapılan geçtiğimiz sezonlarda çok az veya bir takıma falan olmuştur. Ama şimdi çoklu takımlara hem ligde şampiyonluğu oynayan hem küme düşme potasındaki takımlar olan belki bir sezon ilk defa yaşıyoruz ha. Bu kadar konuşuldu. Ligin kaderi olmuştur çizim. Ama bu kadar olmaz. Her hafta fahiş hatalar. Yani bu normal değil. Değil. Böyle bu. Peki. Bak şimdi adam sana geliyor diyor ki, Emre Belezoğlu sana diyor ki, hocam bana değmedi. VAR'a bile gitmiyorsun abi. VAR'a niye gitmiyorsun? Kırmızı kart gösteriyor sonuçta VAR pozisyonu değil mi o? Sarıdan kırmızı.
Kırmızı kart VAR pozisyonu, VAR'a gidilebilecek pozisyonlardan bir tanesi. İkinci sarı olduğu için.